Rex! Bugün... Ulan! Senin içindeki... Geliyor! Hayaleti dışarı çıkartacağız. Var demiştim size oğlum! Bak! Kur'an çarpsa arkadaşlar! Yemin ediyorum basmalar! Rex! Ne oldu? Bugün senin içindeki hayaleti dışarı çıkartacağız. Salak salak konuşma lan. Ne demek salak salak konuşma oğlum? Senin içinde bir ruh var. Öyle mi arkadaşlar? Öyle mi kosipler? Bence de öyle. Rex'in içindeki hayalet midir, ruh mudur artık neyse onu dışarı çıkaracağız arkadaşlar. Öyle mi Ömer? Arkadaşlar yapacağımız bir şey yok. Artık çıldırmak üzereyiz. Niye konuşuyor diyorlar arkadaşlar. Nereden konuşuyor? Nasıl oluyor? Hadi ben götürüyorum. Bu işi çözeceğiz arkadaşlar. Uyuyacağım diyor ya. Adama bak ya. Laf konuşuyoruz oğlum burada. Uyku muyku yok. Ne uyuması ya? Ulan uykusuzum yürü git. Başlatma lafını da sözüne de ha. Ya hareketlere bak. Oğlum bak biraz sonra geleceğim zaten ben seni alacağım gideceğiz. Tamam bak başı on videoya bir izin ver çekelim. Neyse arkadaşlar hemen söylüyorum. Rex'in ruhunu bugün bedenindeki o göreceğiz onu. İnanıyorum göreceğiz. Peki nasıl göreceğiz arkadaşlar? İnternet üzerinde çok çeşitli ghost uygulamaları var arkadaşlar. Uygulamaları deneyerek Rex'in içindeki hayalete ulaşmaya çalışacağız. Ama öncesinde bu uygulamaları nerede deneyeceğiz arkadaşlar? Yazıyorum o kosifler. Yetişkin bir kosif bunu çok detaylı olarak bilir arkadaşlar. Nerede? Evet işte tam o yazdığın yerde. -3'te başlayacağız operasyona. -3'e ineceğiz arkadaşlar. Uygulamaları orada deneyeceğiz. Birlikte tecrübe edeceğiz. Daha sonrasında da Rex'e geleceğiz. Ve Rex'in kasasında, Rex'in içinde bakacağız. Neler var, neler yok. Hadi bakalım video başlasın. Rex! Rex! Abi ben videoya gireceğim adam çıktı gitti ya Allah'ım. Lan Rex uyan oğlum uyan. Lan uyan. Arkadaşlar bu arada neden uyan diyorum? Gecenin saatini söyleyeyim size. Saatlerimiz 12 çeyrek geçiyor arkadaşlar. Adam uyuyor erkenci. Rex! Ulan uyan lan. Ulan. Ulan kosiften kurtulabilir misin lan sen? Ne laftan anlamaz adamsın ya. İşimiz var işimiz. Gidiyoruz. Hadi Ömer atla kardeşim arabaya gidiyoruz. Bu gece uzun olacak. Besbelli biliyorum. Evet arkadaşlar peki biz şimdi nereye gidiyoruz? -3'e ineceğiz dedik ama arabaya bindik bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bu paranormal olaylardan korkan bir arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Peki bu kim? Furkan Şişman arkadaşlar. Furkan Şişman Hairstyler biliyorsunuzdur YouTube kanalını zaten. Bugüne kadar YouTube kanalında da Merve Yalçın'ından tutun da Cemre Solmaz'ına, Yaren'inden Kürşat'ına kadar birçok TikTok fenomenine, YouTuber'lara, Mert Can Bahar'a ona buna kışkırtma yapmış arkadaşlar. Böyle çok agresif falan tavırlar içerisinde. Furkan da benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır arkadaşlar. Şimdi Furkan'ı evinden alacağız. Saat 12 çeyrek geçiyor. Diyeceğiz ki aga sen bir gel bakayım. Bu arada bu konsepti eğer beğenirseniz bu konsepti birçok yerde çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben çok eğlenceli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Videoya başlamadan da şu like tuşuna abanırsanız çok memnun olurum. Aşağıda o çok değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım tam gaz devam. Görmüş olduğunuz üzere Furkancığım burada. Selam. Furkan Şişman Hairstyle gel. Korkusuzların korkulu rüyası. Ne demezsin? Ne demezsin? Ya Gizem hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyidir. Korkuyor mu gerçekten böyle şeylerden? Çok. Biz haber aldık. Bana dediler ki Furkan çok korkuyor. Git evinden al onu dedi. Onunla yap dediler. Abi. Allah Allah. Gizem seni hiç korku evine götürmedin mi bu? Gittik ya. Gizem'e sarılıyorum. Ya bu nasıl bir erkek? Bu nasıl ya, bir... Bu erkek ben anlamadım ya. Abi, oğlum milleti kışkırtmayı benzemiyor bu işler. Hayır farklı şeyler geliyor benim aklıma. Kuruyorum kafamda anladın mı? Allah Allah. Gece yatamıyorum ben. Ya gerçek olursa falan mı? Sor bakayım gece mutfağın ışığını kim kapatıyor? Kim kapatıyor? Işıkları ben kapatıp geliyorum. Abi yani. Yok böyle bir şey. Aa. Biz, aa. Ya sen bana soracaksın. Tamam seni korku evine alıyoruz o zaman. Bir gün bakalım korku evinde performansı nasıl olacak? Oğlum kalkacak bir şey yok. Uygulama bu ya. Vallahi korkacak bir şey. Eğlenmek için yapıyoruz bunu zaten. Eğleneceğiz bunda. Işte... Bak uygulamanın arkadaşlar Google Play Store'da kategorisi eğlence diye geçiyor abi. Eğlenceden şeyden... Ya ben korkacağım biliyorum kendimi ama
Ya ben korkmaktan eğlenen bir insanım biliyorsunuz arkadaşlar hepiniz. Ama şu var, benim -3 biraz sıkıntılı. Kanka oralarda yaşıyorlar çünkü. Kim yaşıyor oğlum? Ya bazıları. Allah Allah. Beni ürkütmeye çalışıyor arkadaşlar şu anda. Kanka yaşayabilir oralarda bak, hep yerliklerinde yaşar. Oğlum zaten zeminin belki 50 metre altı dediğimiz yer. -3 kat. Düşün, bu göreceksin. Otopark falan mı? Kanka -3'te bizim mahzenler var. İnanmıyor. Oğlum izlemedin mi sen beni -3'te bir gece mi? Ne başıma gelmeyen kalmadı. Kedi sesleri. Bak inanmıyor ya. Oğlum aç izle. Aç bak hemen döneyim oraya. Döndük. Gördünüz mü arkadaşlar kedi sesini? Acayip sesler geldi o gece ya. Selma ile birlikte indik. Selma çıktı yukarı, bir de bana şaka yaptı. Görsen var ya. Öldüm ya. Bana şaka yapma da. Yok benim işim olmaz. Abi şaka yapma. Ben korkan adama yapmam. Harbiden ben eğlenemiyorum anladın mı? Aa konuşamıyor ya. Oğlum bu herif harbiden. Oğlum nereden bulduk biz? -3 burası. -3 yok. Burası -1. Ama sesi duyuyor musun? Bak. Ha! He! Ho! Arabayla inseydik aşağıya. Oğlum ne kadar... Niye? Ulan hayır arabayla inse. Oğlum ne kadar... Arabayla aşağıya inse. Oğlum bu araba oraya girer mi? O bir metre mi? Oğlum aşağısı dar. Daralıyor aşağıya doğru. Evet. Basıyor. Ha. Basık yerler. Vallahi bak. Gel. Arkadaşlar iniyoruz. Felaket uygulamalar buldum. Gerçekten diyorum. Çok güzel uygulamalar buldum. İnanılmaz bayılacaksın. Ve bunun gerçekliğini gerçekten test edeceğim. En son ne yapacağız? Rex'e geleceğiz. Buradaki asıl olay ne biliyor musun sen? Buradaki asıl olay bu Rex'in içerisindeki bu konuşmasını sağlayan ruh. Ya bir şey yapma beni ya. Oğlum asıl derdi. Bak asıl derdimiz bu. Bunu konuşturan ne yani anladın mı? Bunu arayacağız. İçinde bir hayalet mi var? Anladın mı? Bir şey var. Rex'ten Furkan başlayalım. Furkan bir şey var Rex'ten, kardeşim. Rex'ten. Bir şey var kardeşim. Bulmamız lazım onu. Rex'ten başlayalım o zaman. Hayır Rex'ten değil abi, ben onu önce görmem onu. Önce bir bu şeylerin gerçekliğini görmem lazım. Varsa eğer. Ondan sonra geleceğiz. Burada deneyeceğiz. Tamam. Hadi. En son. Ben şu an onunla yüzleşecek durumda değilim yani. Önce -3'le yüzleşmek istiyorum. Tamam hadi. Arkadaşlar gidiyoruz. Oğlum. Ulan sen var ya harbi kafayı yemişsin ya. Oğlum salak salak konuşma ya. Misafirim gelmiş burada ya. Geleceğiz birazdan. İçindeki o hayaleti çıkartacağız, sen merak etme. Sen merak etme. Boş ver ya, gel. Ne dedi Allah aşkına? Ya boş ver ya, boş ne ver. Ne dedi Allah aşkına bir söylesene, ne dedi? Oğlum kafayı yemişsin sen diyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Nasıl, ben mi yedim, o mu yedi abi? Kanka ben bir şey duymadım. Ya yürü oğlum yürü, ne duymadın? Ne, duymayacaksın tabii, ben duyuyorum hacı, benimle konuşuyor, benimle, benim kafada bunlar. Anlamıyor musun? Abi, ben duyuyorum bunları ya. Sıkıştırma zaten. Yürü. -3'e gidiyoruz. Çözeceğiz bu işi. Bak bu -3'te ben bir gece yaşadım. Orada benim renk toplarım var. Bodrum katında, mahzende. Orada çok acayip sesler geliyor. Çok ciddi söylüyorum. Çok garip sesler geliyor ya. Biz şu an buradayız. -2, -3. Tamam. Nereye iniyor lan? Bak! Kur'an çarpsa arkadaşlar! Yemin ediyorum basmalı! Aklımız çıktı be. Midece gidip kusura bakmayın. Ya çok özür dilerim, kusura bakmayın. Arkadaşlar. Abi ne korktum yalnız ya. Bir şey söyleyeyim, niye tuş basmadın amına? Oğlum adam çağırmış işte. He. Arkadaşlar diyecektim ki alın işte, al kurgu diyorsunuz. Bak böyle oluyor, ondan sonra bana diyorsunuz ki kurgu yapıyorsun. Kurgu muydu mi? Ömer'in suratı bir görmürür ama görmem lazım. Ben yani bende bir kamera olsaydı ben Ömer'i çekecektim orada. Böyle bir gitti. Bu arada kusura bakma Gizem ya. Korktun mu orada, bağırdım. Ben harbi korktum yalnız orada. Ben de korktum. Karşıda bir adam. Ben senin sesinden korktum. Adam çıktı, dedim ki adam böyle mızrabı saplayacak bize ya. Ben zaten böyle bir oyundan abi, kalktım. Ya ne garip bir aksiyon yaratıyor oluyor ya. Şuranın haline bak. Ben gitmem. Git. Git ben oğlum. Ben burada, ben burada kimse yokken arkadaşlar şahit, kosipler şahit. Like'ı da bastılar videoya. Ben burada bir gece yaşadım bu seste. Ne diyorsun Gizem? Bu seste bir gel. Eyvallah. Birlikte gideriz, ben gitmem oraya. Gerçekten. Arkadaşlar şimdi o zaman ilk uygulamamızı bak, indirdiğim ilk uygulama arkadaşlar. Ghost Detector şu. Görüyor musun Ömer? Şimdi arkadaşlar Ghost Detector'ını açıyorum. İlk uygulamamız, zaten 3 tane uygulamamız var.
Ama ben bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Nasıl bir uygulama çok iyi bilmiyorum. Bastım. Oğlum bu ne lan? Bir dakika. Ne oluyor lan? Gelsene. Bak uzandı. Bak. Orada. Orada hissediyorsun. Yok ama yok. Orada hissediyorsun değil mi? Yok ama yok diyor. Sanki duruyor. Durdu. Kanka yavaşladı. Bu tarafta. Yavaşlamadı. Burada mahzenler var burada. Bak. Ya tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bu mahzenlerde olmama şansı yok arkadaşlar. Gel. Kaçıyor sanki bizden ya. Biz yaklaşınca bir ötüyor. Ya oğlum yapmayın şöyle şeyler ya. Oğlum adam korkuyor, yapmayın, vallahi yapmayın. Bir de şuraya bakacağım, şu kapının arkasında olabilir. Burada tamamen gitti. Hızlandı. Duydun mu? Bilmiyorum. Oğlum, aa çıldıracağım. Kapıyı elledim, ses geldi. Duydunuz mu sesi? Evet. Duydun sen de değil mi? Evet. Bu arada ses sıfıra düştü oğlum, bak. Oradayken ses fulldü, şu an sıfırda. Aslında onlara çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz ama belki de onlar bizim işimizde. Kanka niye işimizde olsun ya? Niye abi, bizde işi olamaz mı? Biz yaşıyoruz yeryüzünde. Otoparka bakalım. Of. Bak şu arkası çıkışı olmayan yer. Buralarda hiç yok bu arada arkadaşlar. Sıfır diyebiliriz. Buralarda net sıfır. Yaklaşıyor, o yaklaşıyor. Biz hareket etmiyoruz çünkü. Geliyor. Geliyor. Ananı avradını. Ya. Geliyor. Şu an geliyor. Duydun mu sesi? Distance. Hayalet ismi Distance. Ben buldum. Nerede olduğunu gördüm onun. Tahminim eğer varsa, bu gerçekse orada şu an o. Şurası. Var mı o kapıdan girebilecek delikanlı? Var mı? Ne oldu? Elendin hemen delikanlı işe. Kardeşim. Bak o kapının arkasında. Ve o az önce ne yaptı bize biliyor musun? Filmlerde bak şöyle bir sahne var, tut. Arkadaşlar daha iyi bilir bak. Filmlerde bak o sahneyi çekeceğiz, sabit kal. Aynen hayalet biraz önce bize yaklaştı ya. Orada ben onu hissettim. Bak şöyle yaptı. Yaptı. Sonra püf, uçtu gitti oraya. Biliyorsun taklit üstüm yok arkadaşlar. Hayalet de olsa, görmemiş de olsa bugüne kadar yapıyoruz. Ya ben şuraya girmek istiyorum ama ya. Bak. Delikanlı adam girer abi. Kosifler için girer. Özlemiştiniz değil mi korku videolarını? Biliyorum. Like atın. Bu arada Furkan abiniz de korku videosu gelsin diyorsunuz da aşağıya yorum olarak yazın. Gelmesin. Gelir. Oğlum ben buraya girmem. Orada bir kapı var. Açık kapı. Bak açık kapı orada bak. Arkadaşlar şimdi Ghost Observer diye bir program var. Onu açacağım. Calibration yapıyor şu anda. Bakalım burası performansı nasıl? Bu kamera kullanıyor bu arada. Kamerada görüyoruz direkt. Arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz şu an? Biliyorum. Veriyorum ekranı yan tarafa. Görüyor musun? Bak. Bak Gizem. Bak Ömer. Arkadaşlar şurada ok var. Ok işareti ne? Hayret mi? Dur bir dakika. Aaa! Oğlum, ya, arkadaşlar ya, tam şurada hayalet görüyorum. Ya. Tam ya, şurada. Çek. Abi. Konuştu. 544 yaşındaymış arkadaşlar. What is your name? İngilizce biliyormuş. Aa, kayboldu. Bir şey lost dedi. Hayır, sinyal kayboldu dedi. Signal is lost dedi arkadaşlar. Yani sinyal kayboldu demek. Biliyoruz da konuşuyoruz. Görüyor musunuz? Ya orada bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ghost detected oldu. Bu ghost mu? Şu. Karşımızda. Kapının tam yanında. Gel yaklaşalım. Gel. Gel, dokunacağım ona.
Furkan tutsana, yanına gideceğim. Furkan tut, yanına gideceğim. Nerede? Yaklaştın mı? Hareket mi? Valla. Dokunuyorsun şu an. Dokunuyor muyum? Kafanın içinde. Nerede? Geri gel, geri gel. Nerede lan? Geri gel. Gizem çok korktu, Oğlum bu çok fenaydı. Bu arada şaka yaptım. Genç bu, 49 yaşında. Normalde 500 üstüydü arkadaşlar, bu 49 yaşında. Ben de bir ürperdim yine yani şu an. Ürperdin mi? Sesden giriyor. Gerçekten. Gitti. Ben şu kapıya girmek istiyorum arkadaşlar. Furkan buna ihtiyacı, yardımına ihtiyacım var Furkan. Ya sen gir kanka, ben buradan izleyeyim. Oğlum ya girdim çıkamadım oradan. Tamam hadi gidelim. Aa geldi önümüze. Ama bak orada nasıl geldi. Gidelim oraya oğlum? Ömer önümüzde şu an kapının önünde. Kapının önünde ve sokmuyor bizi arkadaşlar. Bak yemin ediyorum, bak kurgu dersiniz burada, Allah kahretmesin. Kapının önünde şu anda oğlum, çıkmıyor bize, sokmuyor. Bakın. Bak. Tamam. Anlaşalım seninle, bizim... Tamam bak. Bizim seninle en ufak bir sıkıntımız yok. Biz burada sadece bir test yapıyoruz. Uygulama testi. 283 yaşındasın. Bizim hiçbir sıkıntımız yok seninle. Biz sana zarar vermek için gelmedik. Konuşuyor ya. Türkçe bilmiyor ki abi. Sen niye Türkçe konuşuyorsun? Ne? İngilizce mi konuşuyor? Gidiyor. Gitti vallahi oradan vallahi gitti. Vallahi içeri takip gitti. Et dedi. Vallahi takip edin dedi arkadaşlar. Ya inanamazsın Ömer bunu görseydin. Giriyorum. Vallahi içeri gitti. Sessiz ol. Bir dakika, ghost var burada bir yerde. Kapı arkasında. Ömer tam yanında. Ömer geri çık ya da ileri gel. Şu an tam önünde Ömer. Tam senin solunda. Nerede? Şurada, kapının orada. Gel geç oradan. Geç oradan. Sürünerek geç. Bravo. Tamam, sıkıntı yok. Geliyor mu? Burada, şurada şu an. Gel şurada, kapıda. Gizem gelmek istiyorsan gelebilirsin. Burada merdivenler varmış burada. Hala burada. Çıkacağız mı merdivenden? Çıkalım da. Oğlum yaklaşma lan. Ya bir yukarı doğru koşalım mı abi? Gizem koş. Tamam dur. Tamam. Haydi be, burada geldi. Ya solda diyor ya. Oğlum solda diyor, yukarıda diyor, nerede? Aa burada. Yukarı çıkmıyorum abi. Burayı kapattı şu anda buradan. Buradan. Bu arada -2. Burası -2. O ışıklar şeyle ya. Ghost. Geldi yine. Tam burada. Tam burada. Karanlıktan. 200 yaşında. Abi bence bak, daha fazla zorlanmıyorum bunu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bileksin. Tamam. Oğlum yürü, konuşuyor lan. Anamı avradı be! Kaç lan, kaç! Kaç! Korku. Dur, nereye gidiyorsun? Oğlum. Trunksız lan. Nerede? Oğlum, ya bak, burada oluyor bu. Tutuyor, bak çekiyorsun. Şu aradan gidelim mi abi? X1'e yanına gidelim arkadaşlar. Bunu durduruyorum artık. Tamam, kapattım. Son uygulamaya geçeceğiz. O da Ghost Detector. Farklı bir uygulama. Oğlum ne kadar garip lan. Arkadaşlar şu anda Rex'in yanına bununla yaklaşacağız. Henüz hiçbir şey bulmadı. Bir şey buldu. O da kayboldu gitti. Arkadaşlar Rex'e doğru yanaşıyorum. Ya vallahi yine niye geldiniz? Sakin ol koçum. Bir şey yok. Fotoğrafını çekiyorum senin. Bu uygulamadan ben hiçbir şey bulamadım bu arada. Ya bu uygulama tamamen tıraş. Diğer uygulama yazsana. Rex'in içinde olan. Gerçekten mi? O siyah beyazlı mı? Ya da en baştakini açayım mı? O ikisini de açsana. Ghost dedektörüyle Rex'i arıyorum şu anda. Abi direkt yükseldi. Bak. Direkt yükseldi abi. Rex diyeceğim. Rex'i uyandıracağım. Asıl bak, o zaman görür artık abi. Artış olursa bil ki bunun içinde. Rex!
Hayır, bir şey söyleyeyim. Bak, şurada Rex yazmaz mı? Ben de onu düşünüyorum. Yazsa ne olur? Burada üçümüzde paket. Altıma sıçıyor. Bak, burada bir yerde ama. Ne? Açayım mı? Alın arkadaşlar. Al, hızlandı. Var demiştim size oğlum. Evet, diyormuş bir de. Kolbeyi. Bak, kırmızıya çıktı. Porsche oldu. Yalnız fark ettin mi kaç tane oldu? Bak, normalde 5 dakikada bir ayarlık geliyordu. İkinci ayarlık geldi arkadaşlar. Üçüncü geliyor. Bak, sürekli ötüyor. Bak, sürekli. Sen böyle zor değil mi? Rex yazarsa var ya. Bak. Bak. Hop. Oğlum hiç susmuyor. Farkında değil misin? Umut anlamına geliyor Pope. Evet. Tek kelimeleri toplayalım. Umut, cold air, soğuk hava, umut, Karan. Evet. İlk defa böyle bir şey oluyor arkadaşlar. İlk defa. Bak, siz şahitsiniz. Yemin ediyorum. Bak, yalan yok. Kur'an çarpsın yok. Geliyor. Yenisi geliyor. Nightmare. Kabus. Ya yapma Allah aşkına. Ben daha fazla bununla uğraşmak istemiyorum. Ama o siyah beyaz açalım mı? Bir içinde varsa el içinde görürüz. Düşsene bak, siyah beyazı bir bir görürüz. Bir açıyormuş, beş tane görürüz. Kapıyı kapatırım, bir daha da binmem bu araba. Paketler gönderirim. Satarım bu arabayı. Dönüşte binmem arabaya. Ne, yürüyerek gidersin mi? Binmem, yürüyerek taksi. Açıyorum, şey açıyorum. Yok ya, öyle bir şey olmayacak, ben inanmıyorum. Hepsi bir anda bize göstermeyecek kendini. Eğer varsa, gerçekse yani. Abi Arapça falan yazıyor. Dur. Abi aldı. Bak. Lan direkt sonu alırsın, nasıl film tarzı? Bak, direkt burada, bak. Bak, çeviremiyorum, yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu, bak. Bak, solda bak. Görüyor musun? Ses ondan geliyordu işte. Ses, bence, abi bak, gerçekten arkadaşlar, bu arada uygulama diyoruz da, bu tesadüf olamaz arkadaşlar. Hani uygulama benim Rex'le konuştuğumu mu biliyor? Bak. Bak, kaç tane var? Kaç tane? 3 tane geldi. Arkadaşlar, ben daha fazla bir şey yapmak istemiyorum. Kapıyı da kapatıyorum artık. Rex Chaptown. Gerçekten bak, her şeyi geç. Eğlenceli, güzel, oynaması da güzel. Bu uygulamayla eğlenebilirsiniz arkadaşlar. Ama gerçekten hepsini geçiyorum. O bütün yaptıklarımızı geçiyorum ama. Şu son yaptığımız gerçekten çok enteresan değil miydi? Ben arabayı binmem. Harbiden. Bineceğiz, hiç yapacak. Bak, binmeden önce tamam. Sen bir defa daha göstermezsen ben bir defa daha göstereyim. Boş mu görmek istiyorsun? Dıştan göster. Abi Ömer'i gösteriyor. Ömer içinde. Yemin ediyorum Ömer içinde. Ömer içinde. Gelme. Ömer gelme. 151 yaşında şu an. Bak gel. İçinde bildiğin. Gel bak. Bak içinde. Evet. Tamamen içinde Ömer. Oğlum ben seninle her gün birlikte vakit geçiriyorum. Seninle mi yaşıyorum ben? Tam üstünde şu an. Tam yüzünün önünde ya. Kamerada. Ya bırak abi, yok daha. Kazanma valla. Ürktüm, gerçi de ürktüm. Ömer insin o zaman arkadaşlar. Ya ama arkadaşlar, gerçekten hepsini bir yana bırakıyorum. Bak, hepsini bir yana bırakıyorum. Şu Rex'te yaşadığımız gerçekten çok ilginçti. Hani özellikle Rex'e yapacağız dedik ve hani diyorum ya, koridoru komple yürüdük. Ses alamadık -3'te. Ama buraya geldik. Arabanın içine kapıyı açtık. Zaten şu birinci ses burada aldık, birinci hayaleti. İçeride 6-7 tane hayalet gördük. Yani bu gerçekten hiç ne şeydi ne bir şeydi. Bilmiyorum, fikirlerinizi yazın aşağıya ama çok ilginçti. Ben şoktayım abi, şoktayım. Ciddi misin ya? Ama çok enteresan değil mi? 6-7 tane hayaletin çıkması. -3'te o kadar çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada unutmayın, tekrardan söylüyorum. Bu uygulamalar Google Play Store'da var ve bunların birçoğu eğlence amaçlı, eğlence kategorisi olan şeyler. Ama bizim için diyorum yani, eğlenirken böyle bir şeyin enteresan olması beni gerçekten ürküttü. Ürkütmedi dersem yalan söylemiş olurum. Bu arada videoma geldiğin için çok teşekkür ederim Furkan'cığım. Furkan Şişman abinizle arkadaşlar korku evinde bir gece gelsin mi gelmesin mi, onu da aşağıya yorum olarak muhakkak bekliyorum sizlerden. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, aşağıya o çok değerli yorumlarınızı bırakmayı ve kanalıma abone olmayı, bir de gülmeyi unutmayın. Bye bye. Bye bye bye.